Aytunç bir galiba bir önceki yayında şey demiştin. Eğer Kemal Bey aday olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi dördüncü parti olur evet. evet e, şu şöyle Peki e, çünkü... ben şöyle bir soru sorayım. Hı. Bu tartışmalar çerçevesinde öyle ya da böyle CHP Kemal Bey altılı masayı ikna edemezse ki ortak aday olacağını söylemişti o da. Altılı masanın e, üzerinde birleşebileceği başka bir aday çıkma ihtimali olur mu yine CHP'den? Ben Kemal Bey'in adaylıktan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Burada çok yani Kemal Bey'in ve etrafının veya kurmaylarının e CHP'nin yani. CHP'deki yani CHP'nin e, bir konuda net olduğunu evet. e, ve bu saatten sonra bir geri dönüşün geçen da gibi partide e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini çok ciddi şekilde sorgulatacak bir duruma geleceği için de geri dönüş olmayacağını düşünüyorum. Ee, eğer başka adaylar ya zaten aslında şöyle bir durum var bizi e, sanki bir çıkmaza sokma anlamında da hani Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ismi var. E, sonra geçen seçimden kalan biraz önce Hasan Beyleri Abdullah Gül ismini duyuyoruz, ilan kesici ismini duyuyoruz vesaire vesaire. Şimdi bizim buradaki artık meselemiz e, Abdullah Gül'lerle veren olacak bir durum değil bu. E, Mansur Yavaş ismine baktığımız zaman e, HDP'nin buradaki tavrı belirleyici olacak. Bu çok net. E, geriye bir isim kalıyor aslında. Hani herkesin birleşebileceği bir isim Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da ama başlıyor. Şimdi bakın e, gözlerden kaçan veya çok tartışılmayan Selahattin Demirtaş röportajı var mesela. Selahattin Demirtaş Ruşen Çakır'a konuştu ve çok geniş bir röportaj verdi. E ee, sözde muhalif milliyetçiler bakanlık dağıtıyormuş dedi İyi Parti'ye. Sözde muhalif milliyetçiler devam etti. Kemal Bey dedi ülkenin neredeyse tüm temel tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumdadır dedi. Ülkenin sorunları hakkında henüz tek kelime etmemiş kişilerin suskunluklarının bazı anketlerde bir parça yüksek çıkması kimseyi yanıltmasın. Ülkenin son derece önemli sorunları hakkında konuşmaya başladıklarında ki aday olurlarsa konuşmaları gerekecek. Bazı anketlerde görülen bu destek sürer mi emin değilim. Ben sadece kişisel bir gözlemi bu şekilde aktarmakla yetiniyorum. Daha fazla yorum yapmam doğru olmaz. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'yla Mansur Yavaş ismi üzerindeki tartışmalara açıklık getiriyor Demirtaş. İyi e bu, bu aslında Selahattin Demirtaş'ın görüşü değil. Yani HDP'nin de temel görüşü bu. Yani HDP'nin sadece tek istediği şu. Biz açık ve şeffaf bir müzakere istiyoruz. Adaylık konusunda. Biz zaten bir program koyduk. ittifamız belli ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da bir e, açık ve şeffaf yani kapalı kapılar ardında görüşmeye gerek yok. Biz yasal meşru bir partiyiz vesaire. Şimdi burada e, HDP'nin şimdi Demirtaş gibi e, tabanı gençliği etkileyen bir e, ismin bu çıkışı Mansur Yavaş'a oy vermeyin demektir. Peki mesela az önce Resul Tosun da söyledi. Aslında konuşulmayan e, bir üyesi daha var Altılı Masal'ın dedi ki AK Parti hep bunu dillendiriliyor. Fakat Kılıçdaroğlu da Meral Hanım da kati surette Yok ama bunu ama, hayır, reddediyor. Bakın. O bir propaganda, o bir algı operasyonu. Onu onu geçelim. O uzun zamandır söylüyor. Yani Cumhuriyet kapalı İdifakı. kapılar ardından hayır, Şöyle, olur. şöyle, hayır. Açık ve şeffaf müzakere. Kapalı olmasın. Açık olsun diyorlar. Şimdi bu başka. Görüştüler genel merkezlerde evet. Kılıçdaroğlu, birlikte Mithat Sancar birlikte mesela. açıklama, birlikte açıklama yapmadılar vesaire. Yere. Yapanlar ya yani yapıldı bir açıklama yapıldı galiba Kılıçdaroğlu ile Mithat Sancar'ın galiba ortak bir açıklaması oldu. Neyse ama yani sonuçta görüşülüyor burada bir sıkıntı yok görüşülür zaten yani bu ülkede Öcalan'la görüşülüyor ya, yani sıkıntı yok ki ya şimdi Akşener'in duyum diyecekler ama Resul Tosun e, gibi e, işte ittifakın şeyleri Cumhur İttifakı duyum muyum böyle bir şey var e, iddia var ortada ve bununla ilgili de bir açıklama yapılmalı yani Öcalan İmralı'yla bir görüşme olur mu diyor Akşener e, ve Bahçeli'nin kucağına düşer mi bir mektup bir görüşme şeyi yani bu mesele bu şimdi HDP'yle de görüşülüyor e, veya görüşme derken yani yasal bir parti olarak CHP işte görüşüyor vesaire diğer deva görüşüyor. E, şimdi ama Demirtaş'ın bu tavrı Mansur Yavaş'ın net bir şekilde kendi tabanına yönelik de bir yönelim olarak bize gösteriyor. Diyor ki kendi tabanında Mansur Yavaş olmaz. Vermeyin oy diyor. İşte Demirtaş'ın da tabandaki etkisini ve kitle üzerindeki etkisini biliyorsak e, o yüzden e, Kürt oylarının yani Kürt seçmenin ...bölgedeki oylarının Mansur Yavaş'a gitme ihtimalinin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa her konuda fikri olduğunu ve ortaya koyduğunda söylemesi... asa işaret olarak orayı gösteriyor. Şimdi bu ve sözde muhalif milliyetçiler diyor. Bakın şu anda çok ilginç bir durum yaşıyoruz biz. Gürsel Tekin, Sayın Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamalarından sonra... İyi Parti'nin ağır toplarının, milliyetçi cenahtaki ağır toplarının bu sertlikte çıkış yapmayıp Akşener üzerinden Kılıçdaroğlu'yla, diplomasi yoluyla buluşup ya bu hassasiyetlerimizi nasıl yapacağız deyip sessiz ve seda, sessiz sedasız bir şekilde götürülebilecekken aynı gün fevral bir şekilde o ateşin üzerine benzin dökerek gitmeleri ilginç değil mi? Birinci soru bu. Çünkü bu Türk milliyetçiliği, yani Türk milliyetçiliği derken, yani sonuçta biliyoruz ne olduğunu bu sürecin karşısında da bir anda HDP'den çok ciddi, sert açıklamaları getiren bir Türk Kürt milliyetçiliğine döndüren bir oluşumu kutuplaşmayı da sağladı bize. Yani tartışma hepsine kazandırdı mı? Yani i̇ki içinde? tarafa. Yani evet. şey olarak kazandırıyor yani iki tarafı konsolide ediyor ama bir taraftan da bakıyorsunuz masanın içindeki uyumu bozmuş durumda bir uyum oluşturmaya çalışılıyor 2019'dan bu yana o yerel seçimlerden sonra vesaire. Ya Şimdi sırrı sakık bir yandan e, çok sert açıklamalar yapıyor hani e, Türk e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rencide eden hepimizi rencide edecek sert cümleler kuruyor. E, bu saatçe artık Koray Aydınları, Yavuz Ahralioğlu'nu ilgilendirmiyor. Hepimizi ilgilendiren cümleler kuruluyor. E, ve burada e, ilginç bir şekilde e, HDP'nin e, tam anlamıyla marjinalleşmesini de kendi elleriyle yapıyorlar. Yani bu sessizlikle gidebilecekken bir anda alevlendi. Yani bir tarafta da İyi Parti'de tasfiye edilen, yani tasfiye ederken tırnak içinde daha pasifleştirilen isimler şu anda aslında ön plana çıkmış durumda. Yo bu kişilerin söylemleri, cümleleri, kurdukları cümleleri Sayın Akşener de kuruyor artık. Yani kazanacak aday cümlesini daha önce söyleyen, daha sert milliyetçi MHP çizgisinde yürüyelim diye isimlerdi. Şimdi Sayın Akşener de artık kazanacak aday diyor. Çare yok diyor. Çımarıklığa gerek yok diyor. Şimdi bu e, İyi Parti'nin sanki böyle bir açıklama bekliyordu da İyi Parti buradan yürüyelim mi acaba durumuna? E, sorusu aklına getiriyor insanı. şimdi. Şimdi e, devam edelim. E, bir taraftan da e, Demirtaş bu şekilde açıklamalarını yapıyor. Öcalan'ın e, önümüzdeki süreçte enstrüman olarak ortaya çıkmasıyla ve e, Demirtaş Mansur Yavaş'a oy vermeyin veya verilmez cümlesini kurduktan sonra Öcalan'da tarafsız kalın boykot veya işte iki tarafı da değil kendiniz yürüyeceksiniz gibi bir çağrı yaparsa ve bu da HDP'de bir çatlama yaratırsa e, seçim süreci daha da kızışacak gibi geliyor ki ben Öcalan'la ilgili bekliyoruz zaten böyle bir şey. Yani ben e, Meral Hanım'ın o cümlelerinin duyum olduğundan daha ileride olduğunu düşünüyorum. Yani bilgiye dayalı olduğunu yani düşünüyorum. Yani bu seçim saat malinde hükümet bir... Evet yani hükümet oldu çünkü bakın şöyle diyelim hiçbir şey bilmeyelim şu anda sadece şöyle diyelim ee, İmralı'daki Edirne'dekiler gerekeni yapar cümlesinin bence unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bakın bir taraftan da şu var ee, İyi Parti veya muhalefet değil mi ekonomi konusunu hep gündemde tutmak isteyen aslında? Fakat ilginç bir şekilde ekonomiyi biz kaç gündür, kaç o bir haftadır, on gündür en ufak bir şekilde konuşamıyoruz. Hasan Bey gündeme getirmeye çalışıyor vesaire. Ama getirilemiyor. Yani bunlara hesap etmeden İyi Parti'nin bu kadar sert çıkış yapmasının neden bu kadar sert çıkış yaptıklarını ben anlam veremiyorum şu anda. Daha e, sakin bir şekilde yürütülüp yani şimdi Resul Bey'le biz kavga edeceğiz ee, ama biz o kavgayı dışarıda değil kendi aramızda tartışarak dışarıya vermeden edebiliriz evimizin içinde diye hayır milyonların gözü önünde olup Türkiye'nin gündeminde başka şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki çocuklarını yurt dışında okutuyorlar şatafatlı yerlerde lükse içinde okutuyorlar kendi ülkelerinde okutmuyorlar falan diyor. senin çocukların hepsi Amerika'da okudu ama biz bunu tartışamıyoruz aslında birinci günden bu yani ekonomiyle de bağlantılı. Ama biz bunları konuşamıyoruz artık. Yani bir HDP'ye bakanlık verilebilir diye bence yani söylenmese de olurdu. Gerek gerekli yoktu. Ama söylendiği zaman da böyle çok büyük olaylar çıkabilecek bir cümle değil. Yani çünkü milletvekili söylüyor bunu. Tartışı Herkes söylüyor bunu. Yani HDP'yi zaten biz ne olduğunu veya tartışıyoruz her konuda. Ama buradan sanki CHP'nin CHP bir de şu açıklamayı yaptı. Bu kendi kişisel görüşüdür dedi. Benim görüşüm değildir dedi. Bizim görüşlerimizi söyleyenler var dedi. Ama buna rağmen bu tartışma hep sürüyor. Ve bu tartışmalar sürdükçe de ben masanın dağılıp dağılmaması değil, masanın bir e, soka insanların gözünde ya e, dağınık görüntü vermesi, insanların moralmen kaybetmeyi göstermesinden dolayı rahatsızlık duyuyorum esas olarak da. Yani muhalefet her zaman önemlidir ama buraya geleceği belliydi bu işin. Bakın bu da bunu da görelim. Yani şimdi muhalefete muhalefet etmeyin diye bize e, benim gibi isimlere, gazetecilere ukalalık yaparak böyle veya Saçma sapan yaftalar yapıştırarak bir yerlerde hep konuşuldu, yazıldı, çizildi. Ben ama başından beri her partinin kendi kimliğiyle hareket etmesini savunan biriydim. Ve hala da bu fikirdeyim. Yani masaların kurulmasına gerek yok. Partilerini büyütmek ve o masada ikinci tura kalıp en güçlü adayla yürümek gerektiğini düşünenlerden biriydim. E bugün geliyor bu tartışmalar. Daha ekonomi tartışılacak. Biraz önce e, devlette devamlılık esastır. Öbürkü kamulaştıracağım diyor. Çok kritik bir konu. HDP'den daha da kritik bir konu bu biliyor musunuz? Yani HDP meselesi çünkü biz HDP diye PKK meselesi, YPG meselesi. Biz 50 yıldır yaşadığımız bu topraklarda çözülemeyen, çözülmesine izin verilmeyen bir sorun. Ama ekonomi meselesinde öyle bir ayrım var ki bir taraf kamucu, bir taraf neoliberalizmi savunuyor. Haydi bakalım buluşun. Biz bunu ben bunu benim gibi adamlar bunu anlatıyordu. Ondan sonra sen muhalefete muhalefet ediyorsun. Ne muhalefete muhalefet edeceğim? Muhalefetin kendi içinde kendi ortaklığı yok ki. Kritik konuda olmayacak ki. Ve biz bunları gördüğümüz için bunları yazıyorduk. Bir tarafta altı ok var. Diyor ki neoliberalizm bitmiştir diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Selin Sayakbük'e 12 sayfa yazı yazıyor 2. Yüzyıl dergisinde. Diyor ki bu sistem değişecektir ve adı akamucu olacaktır. Devletçi bir sisteme doğru ilerlemeliyiz diyor. Sen öbür tarafta diyorsun ki ben Kemal Derviş'in programıyla yürüyeceğim. E baba nasıl olacak bu iş? Nasıl birleşeceğiz biz? Burada esas sıkıntılar olacak. Bunu nasıl çözecekler o zaman? Evet. O yüzden ben dağınıklık moral ve moral insanlar evet sokağa açık mı bir ekonomi aday kim ikinci soruda bu aday kim bir de ekonomi iki soru var. Sistemi soran var mı? Ha? Sistemi yani ya yok güçten i̇şte bir parlamenter sistem Ama falan yapılan anketler, demek evet, konular yani o değiştirilmesi bir... gerektiği yönündeki sorularda o oranı büyük miktarlarda evet çıkıyor. Hemen hemen bütün anketlerde öyle gördüm. De, bir versini de yapmış olduğu araştırma tersini eee Yayınlandı mı o görmedim. Tabii tabii. 5-6 yani. ay önce bir e, yani önemli bir üniversite isim zikretmeyeyim. yapmış oldu. bizim üniversite ben neden aklıma Boğaziçi geldi. Yok yok bir üniversite Anladım. Türkiye'deki bir üniversite yani, bir vakıf üniversitesi. falan ters sistem varsa var. bile evet. sonraki konu var. Yani gelmiyor gündemde e, değil. Yani esas öncelikli olarak bir ekonomi, sistem aday, meselesi kim, yok. Burada esas mesele bu. Şimdi biz bu önümüzdeki süreçte bunları tartışacağız. Ee, şimdi ben şuna da katılıyorum ayrıca. Ee, bize e, garip bir şekilde adını da koyalım. Cumhuriyet Halk Partili bir ismin Cumhurbaşkanı olmasından rahatsız olmak ve korkanlar var bu ülkede. Bakın bunu da unutmayın. CHP'li bir ismin bu ülkeyi yönetmesinden korkuluyor. Hala o bagajlar yürüyor bu ülke. CHP, CHP, CHP sol hala o kamuculuk, hala o işte yani işte ee, bir merkez çevre ilişkisinden CHP'nin merkezi yıllarca yönettiği yalanıyla aslında hep yıllarca iktidarda olan siyasal, İslam, milliyetçi, muhafazakar Cenat diyor ki CHP gelmesin, CHP'liler gelir. Kabinesini kuracak, kendi kabinesini kuracak. Ay Öyle bakılıyor. Şimdi bunları da artık biraz konuşalım yani. Tamam, Buradaki bir alerjinin nedenini de biliyoruz yani.